üretkenlik ve günlük rutinler. Günlük rutinler. Hayatının en önemli parçasını bunlar oluşturmalı. Çünkü sen eğer bir şey yapmak istiyorsan veya herhangi bir konuda ilerlemek istiyorsan bunu alışkanlık haline getirmen lazım. Alışkanlığın da en basit, en kolay yolu günlük rutin oluşturmak. Gündüz ve akşam rutinleri. Önce kendi günlük rutinimden bahsedeceğim. Ki böylece siz de bir örnek teşkil edecek şekilde kendi rutininizi oluşturabilirim. Evet. Her zaman süper cümleler kurmayabiliyorum. Olabilir böyle şeyler. En önemlisi, daha önce TikTok'larda bahsettim. Her gün aynı saatte yatmalı ve aynı saatte kalkman gerekiyor. Her gün aynı saatte yatmalı ve aynı saatte kalkmalısın. Bu neden çok önemli? Eğer yatma kalkma saatin farklı olursa, ben mesela işte uyandığımda kahvaltı yaparım, uyandığımda kitap okurum, uyandığımda dil çalışırım dersen bunu çoğu zaman yapmayacaksın. Çünkü uyanma saatin değişecek. 12'de uyandın diyelim ki 1'de hemen dışarı çıkman gerekecek, vaktin olmayacak. Bunları kesinlikle kabul edemeyiz. Hataya yer yok. Yapman gereken şeyleri vaktinde yapmalısın. Bunun için de doğru zamanda uyanmalısın. Erken kalkmak zorunda değilsin. İstiyorsan her gün 12'de kalk. 1'de kalk ama her gün o saatte kalk. Her gün aynı saatte kalk. Her gün aynı saatte kalkmak için de her gün aynı saatte yatman gerekiyor. Çok basit bir denklem. Her sabah 8'de kalkıyorum şu anda. Bu da her akşam 12'de, gece 12'de yatıyorum demek. Bunu cebine koyman lazım. Aa, bunu nasıl yapabilirim? Uyku düzenimi nasıl sağlayabilirim? Bir tık zorlayacaksın. Bunu daha önce de anlattım. Şöyle başladım ben. Bu gece 2'de yatacağım, yarın sabah 10'da kalkacağım. Bunu tutturdum, böyle yaptım. Sonra onu geriye çektim. Sen de böyle yap. Uykuyu hallettikten sonra ufak ufak alışkanlıklar koymaya başlayacaksın rutinine. Çok basit şeylerle başlayacaksın. Sabah kalk, yatağını topla. Yatağını topladıktan sonra yarım litre su iç. Sabahları su içmek çok önemli çünkü bütün gece susuz kalıyorsun. O yarım litre su içmek sana çok enerji verecektir, iyi hissettirecektir. Bundan sonra ne ekleyebilirsin? Atıyorum vitamin alman gerekiyordur, hep unutuyorsundur. Hep unutmak yerine yaz bunu işte. Sabah yatağımı topladıktan sonra bu C vitaminini içeceğim. Her sabah iç sonra. Böyle yapabilirsin. Şimdi ben günlük rutinimi anlatıyorum. 8'de uyandım. Uyandıktan sonra duşa giriyorum. Dişlerimi falan fırçalıyorum. Bunları yaparken telefonumu asla yanıma almıyorum. Telefona bakmak yok. Bak, mümkün olduğunca uzun süre telefona bakma sabah kalktığında. Dişimi fırçaladıktan sonra kalkıyorum, evin etrafını toparlıyorum. Bak, bu da çok önemli. Çünkü çoğu kişinin evi dağınık. Odası ya da dağınık. Ve toplamıyor bunu. Ha, toplayacağım, birazdan toplayacağım. Çok dağınık oluyor bazen. Topluyorsun her şeyi. Ama bir iki gün sonra, hadi bir hafta sonra tekrar yine dağınık hale geliyor. Çünkü sen topladıktan sonra dağıtmaya devam ediyorsun. Dağıtmak normal. Eşyaları kullandığında tabii ki etraf dağılacak. Ama sen eğer bir düzen yaparsan ve düzenli bir şekilde toplarsan dağıtmanın bir anlamı kalmayacak. Üstelik sen oda çok dağınık olduğunda topladığında toplaman bir saat sürüyor. Ama sen her gün toplarsan, bir günlük dağınıklığı toplayacağın için bunu yapman 5 dakika sürecek. Aslında çok daha karlı bir şey. Atıyorum televizyon izliyorsun. Televizyon izlerken koltuğun yastıkları mastıkları dağılıyor. Onu her kullandıktan sonra toplayabilirsin. Ya da benim yaptığım gibi her sabah kalktığında bir etrafı toplama seansı yapabilirsin. Etrafı topluyorum. Bir eksik varsa peçetedir, şudur budur, onları hallediyorum. Bulaşıkları varsa yerleştiriyorum. Bulaşıklar makineden çıktıysa onları yine yerleştiriyorum raflara. Bunu yaptıktan sonra göz damlalarımı koyuyorum. Gözlerim kaşınıyor çünkü koymazsam. Göz damlalarımı koyuyorum. Bak, bu da yine günlük koymam gereken bir şey. Bu şekilde hatırlıyorum. Çünkü günlük rutinimin içine yedirdim. Yoksa unuturdum.
göz damlalarımı koyuyorum. 5 dakika meditasyon yapıyorum. Meditasyondan sonra kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra da açıyorum defterimi. O gün neye şükrediyorum? Bunu yazıyorum. Ve bir soru defterim var. Tatlı bir defter. 5 yıllık bölmeler var her gün için. Atıyorum 1 Mart 2022'ye, 2 Mart 2022'ye, 3 Mart 2024 şeklinde. 5 yıldaki her gün için boşluklar var ve sen her yıl 3 Mart'ta aynı soruyu cevaplıyorsun. Böylece zihniyetin ne kadar gelişmiş ve değişmiş bunu görebiliyorsun. O defterdeki bir soruyu cevaplıyorum ve sabah rutinimi bu şekilde tamamlıyorum. Ben 8'de kalktım ve benim bunları yapmam, bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Kahvaltıdan önce Almanca çalışıyorum. 3 ders yapıyorum Duolingo'dan. Akşam da 1 ders, günde 4 ders yapıyorum yani. Bu da bayağı faydalı oluyor. Şimdi ne oldu? Ben sabah 8'de kalktım ve saat daha sabah 9 olmuşken çoğu insanın gün içinde yapmadığı şeyleri yapmış oldum. Evi toplamak, dil çalışmak vesaire vesaire. Hiçbir şey kaybetmedim ama çok şey kazandım. Günlük rutinimi başarılı uygulamış olduğum için bu da bana bir özgüven de sağlıyor. Yani her açıdan faydalı bir durum. Bunun yanında bir de akşam rutinim var. Akşam rutinimde de C vitamini ve D vitamini alıyorum. Çinko magnezyumumu alıyorum. Bu daha iyi uyku sağlamak için. Yine göz damlamı koyuyorum. Biraz daha dil çalışıyorum. Eğer katlanması gereken, kaldırılması gereken kıyafetler varsa onları katlıyorum. Ve çantamı hazırlıyorum. Bak burası da çok önemli. Yarın okula gideceksem okul çantasını hazırlıyorum. Spora gideceksem, antrenmana gideceksem spor çantamı hazırlıyorum. Bu sayede sonraki gün için bir bahanem kalmamış oluyor. Mesela spora gideceğim. Ay çok üşendim. Şimdi kim hazırlanacak? Çantan kapıda ama. Çantan kapıda olunca çantan alıp çıkıyorsun. Çok daha kolay. Bunu yaptıktan sonra yatıyorum. Sen de kendini günlük bir rutin oluşturmalısın. Rutininde yapmak istediğin ama unuttuğun için yapamadığın ya da üşendiğin için yapamadığın şeyler olmalı. Rutinini kolaydan zora da başlatabilirsin. En kolay şeyi başa koyarsın. Yatağını toplamak gibi. Devamını daha zor bir şey eklersin. Dil öğrenmek. Ve şöyle dersin. Yatağımı topladıktan sonra İtalyanca çalışacağım. Anladın mı? Yatağı toplamaktan aldığın momentumla İtalyanca'ya girişirsin. Aa işte yarım saat dil çalışmak çok zor. O zaman şunu söyleyeceksin kendine. Ben şimdi girip 5 dakika dil çalışacağım. O 5 dakikayı çalıştıktan sonra büyük ihtimalle devamı gelecek zaten. Kendini kandır. Zihnini sürekli kandıracak şeyler bul. Faydalı şeyler yapmak istediğin zaman. Benim rutinim bu şekilde. Kendi rutininizi çok ufak şeylerle de başlatabilirsiniz. Yatağını topla, suyu iç, dişini fırçala. Bu olabilir senin sabah rutinin. Bir ay böyle yap. Bundan sonra şunu ekle. Yatağını topla, suyunu iç, dişini fırçala, işte yüzüne krem sür. Mesela. Bunu da ekle. Bir ay sonra yatağını topla, dişini fırçala, suyunu iç, yüzüne krem sür, tırnaklarını kes. Mesela. Her gün kesmezsin de tırnaklarını. Tırnaklarını kontrol et mesela. Ondan sonra yatağını topla, suyunu iç, dişini fırçala, yüzüne krem sür, tırnaklarını kontrol et. 10 sayfa kitap oku. Böyle böyle süper bir günlük rutin yapabilirsin kendine. Ve en süper kısmı daha gün başlamadan, sen günün koşuşturmasına dahil olmadan bu bütün işleri halletmek istiyorsun. Halledebileceğin işleri koyacaksın ve halletmiş olacaksın. Daha sabahtan. Bu harika bir şey. Bu çok güçlü bir şey. Üretkenlik rutinlerle gelir. Her insanın bir rutini olması lazım. Çünkü rutinin olması senin düşünerek kaybedeceğin zamanı ortadan kaldırır. Antrenman yapacaksın mesela, salona gidip bugün ne yapsam, bacak mı yapsam,
bacakta. Leg extension mi yapsam yoksa Bulgarian split squat mı yapsam? Kaç kilo yapsam? Bugün 3 set 10 tekrar yapayım. Yoksa 4 set 8 tekrar mı yapsam diye düşünen adam vardır. Bir de girdiği gibi. Bugün ne günü? Cuma. Bacak. Ne var bacakta? Split squat, hack squat, leg extension, leg curl. Tak 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 tak. Yapıp çıkan adam vardır. O yüzden planınız, programınız olması çok önemli. Her şeyiniz planlı olsun. Her zaman bir rutininiz olsun. Düzeniniz varsa en kötü gününüzde bile bu rutini uygulayacağınız için çok istikrarlı bir ilerleme kaydedersiniz. Mesela ben her salı akşam 6'da YouTube'a video atıyorum. Her pazar TikTok'ta canlı yayın açıyorum. Geçen pazar açamadım. Çünkü biliyorsunuz bütün sosyal medyaya erişim kesildi. Her gün TikTok'a video atmaya çalışıyorum. Bunların da düzeni sistemi var. Rutininiz olursa insanlar da sizi bilir. İnsanlar da size göre hareket eder. Evet. Bugün anlatacaklarım böyleydi. Umarım bunları uygularsınız. Çünkü uygularsanız hayatınızın değişeceğine söz veriyorum. Umarım uygularsınız. Umarım faydasını görürsünüz. Umarım ilerlemeye devam edersiniz. Görüşürüz.